Evet. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi neyi 9 boğumdan oluşuyor demiştik. Boğumları görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 boğum. Neylerin muhakkak 9 boğumlu olması gerekiyor. Bu çok önemli bir özellik. Neyin en alt boğumunda bulunan metal parçaya ve en üst boğumunda bulunan metal parçaya parazvane deniyor. Bunlar da neyin çatlamasını önlüyor. Aynı zamanda da estetik bir görüntü sağlıyor. En üst boğumda bulunan bu aparata da başpara ismini veriyoruz. Bu da boynuzdan ve fiber gibi maddelerden yapılabiliyor. Neyin ön yüzünde gördüğümüz gibi 6 adet delik var. Arka tarafında da 1 adet deliğimiz var. Ney 3 oktavlık bir ses genişliğine sahiptir. Neyler akortlarına göre Bolu Ahenk, Süpürde, Kız Neyi, Mansur, Şah, Davut gibi çeşitli isimler alırlar. Şimdi bu ney çeşitlerinden en çok kullanılanlarını tanıyalım. Ve bu neylerden hangisiyle eğitime başlamamızın doğru olacağına karar verelim. İlk neyimiz Bolu Ahenk dediğimiz ney. Boyut olarak küçük bir ney. Bu neyde dügâ üflediğimiz zaman bu batıda yani piyanoda diyelim veya diyapozonda mi sesine denk geliyor. Türk müziğinde ise biz buna la diyoruz. Yani yerinden icra da kullanılan neydir bu? Bolu Ahenk. Diğer bir neyimizin ismi ise süpürde dediğimiz ney. Bu ney diğerinden biraz daha şöyle gösterecek olursak çok az daha uzun bir ney. Bu neyin dügah sesi de piyanoda re'ye denk geliyor. Türk müziğinde ise sole denk geliyor. Bu iki ney de yani boy ortalaması 1,50 civarında olan kişiler tarafından rahatça kullanılabilir. Boyutları küçük olduğu için. Yani eller bu neylere rahatlıkla ulaşabilir. Diğer neyimiz de kız ney dediğimiz ney. Bu neyde dügâ üflediğimiz zaman bu neyin dügâı piyanoda si'ye denk geliyor. Türk müziğinde ise mi'ye denk geliyor. Kız neyi eğitime başlanmak için kullanılan bir ney. Biz de bu si'de hep kız neyi kullandık. Tabii ki bu neyin boyutu diğer gördüğümüz neylerden biraz daha büyük olduğu için tabii ki bu fiziki özelliklerle de alakalı. Yani boyumuz 1,60'ın altında falan değilse 1,60'ın üzerinde boy olanlar bu neyi rahatça kullanabilirler. İlk başta tabii ki el ağrıyabilir arka delik yüzünden ama buna sonradan alışılabilir. Bu neyle eğitime başlamanızın sizin için çok faydası olur. Çünkü dediğimiz gibi biz bu seride hep kız neyi kullandık. Dolayısıyla size de kız ney olduğu zaman sesleri kontrol edebileceksiniz ve etütleri bizle birlikte çalarken sesler farklı olmayacak. Aynı sesler olacak. Yanlış bir ses bastığınızda bunu anlayabileceksiniz. Bu yüzden biz kız neyle başlamanızı tavsiye ediyoruz. Diğer neyimiz de Mansur dediğimiz ney. Bu neyin dügahı piyanoda La'ya, Türk müziğinde ise Re'ye denk geliyor. Bu ney boyut olarak diğer gördüğümüz neylerin hepsinden daha büyük. O yüzden eğitimi bu neyle başlamak pek uygun olmaz. Ancak diğer neyleri rahatça üfledikten sonra ve onlara hakim olduktan sonra bu neye geçilebilir.